Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi'nin Antalya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle hayata geçirdiği eğitim ve istihdam seferberliği, sanayi sektörünün kalifiye insan kaynağı ihtiyacına pozitif bir dokunuşta bulundu. Antalya Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Merkezi ve ATSOMESEM'in kadınlara özel hazırladığı iş garantili çelik kaynakçılığı kursunun mezun kursiyerleri, Antalya OSB firmalarında istihdam edilip kaynakçı pozisyonunda mesaiye başladı. Sanayide Kadın Programı, sanayiye kadın elinin değmesiyle ortaya çıkacak güzelliklere ışık tutup görünür kıldı. Kadın çalıştırdık tabii ki de. Üretimde değildi yani. Yemekhanelerde falan temizlik için çalıştı. Onun dışında çalıştırmadık. Hiç aklımızın ucundan bile geçmiyordu yani. Ben bir kaynakçının bir kadından oluşacağı ama elleri çok temiz. Yani bir kadın eli başka bir şey. Yaptığı işleri hem temiz yapıyorlar, üretim biraz daha yüksek, daha disiplinler. Bir de silerek yani. Her şey elinde bir bez var yani sonuçta. Silerek yapıyor. Yaptığı işi de temizleyip arkasını da temizliyor. Daha dikkatli, maskesini takıyor. Uyarmıyorsun yani. Özenle yapıyor. Bitirdikten sonra da bütün aldığını yerine koyuyor. Ekonomik problemler, trafikteki yaşanan sorunlar, evde çocuk büyütmekle ilgili yaşanan sorunlardan dolayı sanayimizde düşen kadın istihdamını arttırmak amacıyla bu proje yapılmıştır. Özgüvenim geldi. Daha çok şeyi başarabileceğimi gördüm. Mesleğimi edindim. Geliştirmeye çalışıyorum şu anda. Daha ilerideyim. Maddi yönden de katkısı var. Manevi yönden de katkısı var. Yani başarabildiklerin daha çok özgüven veriyor insana. Daha çok şeyi başarabileceğini görüyorsun. Ekonomik özgürlüğü elimize aldık. Bu da bize bir konfor sağlıyor her alanda. Ve bu da benim hayatımda daha rahat bir şekilde hareket etmemi, daha rahat kararlar alabilmemi sağladı. Kursun bize çok faydası oldu. Sağ olsun orada Bilal hocamız bizi çok cesaretlendirdi. Çok güzel çalıştırdı. Kaynağın yanından bile geçmeyen bir insandım. Orada kaynak tutmasına, kaynak yapmasına, profil çeşitlerine, ben profil çeşitlerine hiç dokunmayan, hiç ilgimi çekmeyen bir insandım. Profil çeşitlerini, her şeyi bize orada öğrettiler, öğrendik. Kaynağı öğrendik, neler yapılması gerektiğini öğrendik. Burası için küçük bir alıştırma oldu bize orası, çok güzeldi. Bunun yanında bize psikolojik olarak da yani seminerler falan da verildi. Bunlar da çok güzel uygulamalardı. Yani bize hem pratik olarak hem de teorik olarak bu ortama çok güzel bir şekilde hazırladılar. 2 aylık periyot sonunda kadınlarımızı fabrikalarımızda dört dörtlük çalışabilecek şekilde eğittik. Eğitimlerin ardından hangi fabrikalarda çalışabileceklerini fabrikalarla görüşerek belirledik. Yaklaşık 2 aydır fabrikalarımızda istihdam edilip çalışmaktalar. 2 ayın sonunda hem fabrikalarımıza hem de çalışan kadınlarımıza sorduğumuzda çok başarılı bir iş yaptığımız görülüyor. Ben lazer kaynakta mesela verdim bu kızlarımıza. Çok başarılılar. Yani dikiş makinesi gibi ya, sanki böyle dikiş diker gibi bir iş yapıyorlar. Şimdi ilk başa baktığımda çok çok daha üstüne koyduk burada. Çok farklı alanları öğrendik. Çelik testere de profil demir kesebiliyorum, makineleri kullanabiliyorum. Kaynak atmak, pilap kullanmak, matkap kullanmak, yani birçok şey kattık üzerine. Daha da çok şey var öğreneceğimiz. Reklamcı olduğumuz için bizim dalımız çok geniş. Boyasından tut da ve boya da yapıyorlar bunlar. Boş kaldığımız anlarda mesela merak içindeler. Yani bir şeyler yapmak istiyorlar. Diğerleri mesela herkesin bir işi var. O işin dışına bir işe gitmezler. Ama bunlarda o yok. Boyayı da yapmak istiyorlar. Montaj yapmak istiyorlar. Sade kaynak değil. Bizdeki dal mesela elektrik kaynak, mobilya kesim olarak Reuter çalışan makinalarımız var. Lazer ayrı ayrı şeyler var. Bir meslekte diyelim ki bir 15-16 tane değişik türde iş var yani bizde. Sade kaynak değil yani. Onları da öğrenmek istiyorlar. Kursun devamında burada işte çalışırken gaz altı kaynağı rahat bir şekilde kullanmamız sağladı. Çünkü biz orada gaz altı kaynağını öğrenmiştik. Burada ayrıyeten ben alüminyum kaynağı ve lazer kaynağını da öğrendim. Yani orada işte o edinmiş olduğumuz bilgiler bize burada hani aletleri nasıl kullanmamız gerektiğini, nasıl tutmamız gerektiğini bu konularda. Ve yine psikolojik kısım olarak işte bulunduğumuz ortam
ortamlarda olumsuz şeylerle, durumlarla karşılaşırsak nasıl tepkiler verebiliriz ya da nasıl davranışlar uygulayabiliriz? Bu gibi şeyler hakkında bizi hani hazırladılar. Daha profesyonel bir şekilde yaklaşmayı öğrendik. Burada çok şey kattık üzerine. Orada kaynak yapmayı, birçok şeyi, başlangıcın altyapısını oluşturduk kursta. Burada da onları da üzerine katarak, geliştirerek, yani ustalaşarak daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Yapıyoruz da. Farklı alanlar, makineleri kullanabiliyorum. Demir kesebiliyorum, profil kesebiliyorum, ölçü alıyorum. Bayağı geliştirdik kendimizi. Kursta daha kolaydı. Yaptığımız kaynaklar falan daha kolaydı. Kaldırdığımız yükler daha hafifti. Burada daha ağır ve daha fazla iş yükü var. Yani orası daha kolaydı ama burası daha zor geldi. Beklenti olarak daha hafif bir iş yükü bekliyordum. Ama burada büyük büyük profiller, büyük aletler kurstaki gibi olmadı tabii. Yani kursa başladığımda zaten bu işin çok kolay bir iş olmadığını biliyordum. Ama üstesinden gelebileceğimi de biliyordum. Başlangıcı yaptık. Orada altyapıyı aldık. Çok teşekkür ediyorum bu konuda. Meslek edindirdiler bizi. Bir özgüven de geliyor insana. Yapabildikçe, ilerledikçe, geliştirdikçe kendini her konuda iyi hissediyorum. Sanayide çalışmak evet zor. Bana göre zor. Çünkü benim fiziğimin belli şeyleri var. Kaldırma kuvvetim falan bana göre zor ama sağ olsun arkadaşlar, ustabaşı, patronlarımız burada bizim için işi kolaylaştırıyorlar. Arkadaşlar her konuda bize çok yardımcı oluyorlar. Bir kadın olarak da sanayide çalışılabilir ve sanayi ortamı da kendini geliştirmiş ki bence hani ya da benim düşünmüş olduğum sanayi ortamı daha farklıydı. Kadınlara saygı, büyüklerine saygı, yani bu şekilde bir işleyiş var, çalışma var burada. Ben bu projeyi hayata geçiren merhum Ali Bahar'a çok teşekkür ediyorum. Organize sanayi ekibine çok teşekkür ediyorum. Verexan ailesine de çok teşekkür ediyorum. Burada sağ olsunlar her konuda bana yardımcı oldukları için. Kaç tane daha alırım? Vallahi alırım yani. Çünkü erkeklerden başvuran yok ki. Yok yani, çalışmak isteyen yok. Sanayideki kadın istihdamını elimizdeki tüm imkanlarla desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü kadının çalışmadığı bir ortamda ülkemizin gelişemeyeceğini görüyoruz. Bölgedeki istihdam sorununu da evde oturan kadınlarımıza eğiterek çözeceğimize inanıyoruz. Yani bir şeyi düşünürsem, yapmak istersem mutlaka başarırım. Başaramayacağım hiçbir işe girmem. Girdiğim her işi de başarabilirim. Yani o konuda kendimden eminim. Ustalarımın söylediğine göre başardım yani, onu da başardım.